Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çalışan bir programı oluşturan değişkenlerin bellek düzeni hakkında bilgi vereceğim. Programda tanımlanmış herhangi bir değişkene okuma ve yazma adına erişebilmek için bellekte yani RAM bellekte saklanıyor olması gerekir. Bir değişken tanımlandığında bu değişken ile ilgili bellekte bir hücre oluşur. Bu hücrenin 3 özelliği bulunmaktadır. Adres, isim ve değer her hücrenin boyutunu tür belirlemektedir. Örneğin double türünden bir değişken için bellekte genelde 8 byte boyutunda bir hücre oluşturulur. Değişkenlerin tutulduğu bölgeler olarak incelendiğinde 3 temel bölgeden bahsetmek mümkündür. Bunlar çalışma anı yığını, hip bellek bölgesi ve statik bellek bölgesidir. Tanımlanmış olan değişken mutlaka bu 3 bölgeden birindedir derlenmiş ve çalıştırılabilir hale gelmiş bir uygulama çalıştırıldığında bellekte derlenmiş kod kısmına alınır. Burada bulunan programlar aslında o anda çalışır halde olan programlardır. Buradaki makine kodu okunarak her değişken tanımlanmasına denk geldiğinde hücre özelliğine göre ilgili bellek bölgesinde oluşur. Böylelikle değişkene erişebilme olanağı doğar. Bu bellek bölgelerinden çalışma anı yığınında Lokal değişkenler ve parametreler tutulmaktadır. Hücrenin yaşam süresi lokal bölgenin aktif olduğu süreyle eşittir. Lokal bölge kapandığında bu lokal bölge ile ilgili olarak değişkenler bellekten silinir. Fonksiyon çağrımlarının ve aktivasyon kayıtlarının da aktif olarak yer aldığı bölgedir. Genişleyip daralma özelliğine sahiptir. Statik bellek bölgesi global değişkenlerin ve statik lokal değişkenlerin tutulduğu bölgedir. Hücrenin yaşam süresi programın yaşam süresiyle aynıdır. Hücre burada bir kez oluşturulur ve program çalıştığı sürece bu bellek bölgesinde tutulur. Burada genel sabitler dışında değişkenler için yer ayrılması kontrollü programlama açısından uygun değildir. Bahsedilen bu iki bölgede hücrenin belleğe iade edilmesi programcının kontrolünde değildir. Dolayısıyla programcının istemiş olduğu süre boyunca hayatta kalabilecek bir bellek bölgesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bellek bölgesi hip bellek bölgesidir. Buranın belleğe iade edilmesi programcıya bırakılmıştır. İade edilmediği durumda çöp dediğimiz durum oluşur ve ilgili hücre kullanılamaz hale gelir. Fakat C Sharp ve Java gibi programlama dillerinde programcıyı bu detaya düşmekten bu detayı düşünmekten kurtarmak için çöp toplayıcı mekanizmasını geliştirmişlerdir. Burada çöp olarak işaretlenmiş hücre çöp toplayıcısının bir sonraki çalışmasında belleğe iade edilecektir. Bu gibi dillerde programcı hip ve bölgesinde yer ayırabilir fakat orayı iade etme yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetkiyi çöp toplayıcısı devralmıştır. C, C++ gibi dillerde ise çöp toplayıcı mekanizmasının olmaması, programcının her daim bu detayı düşünmesi ve işi biten hücreyi kaybetmeden iade etmesi gerekmektedir. Diğer bellek bölgelerinde her hücrenin üç özelliği olduğu ifade edilmişti. Bu bellek bölgesinde isim özelliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla buraya mutlaka referans yolu ile erişilmelidir. Ve çöp dediğimiz durum hip bellek bölgesindeki bir hücreyi referans eden hiçbir yer olmadığı durumda oluşur. Çalışma anı yığını gibi bu bölgenin de genişleyip daralan bir yapısı bulunmaktadır. Evet şimdi statik bellek bölgesini anlayabilmek adına bir e, C kaynak ko kodu açıyorum. Ve burada bir tane fonksiyon yazacağım. Mesela sayı say diye bir fonksiyon yazıyorum. Ve bu fonksiyonda bir tane sayaç tanımlıyorum. Sıfıra eşitledim. Sayacı bir arttırdım. Ve ekrana bu sayacı yazıyorum. Burada görüldüğü üzere sayaç bir lokal değişkendir. Ve aslında çalışma anı yığınında tutulur. Ve ben burada mesela bu sayı say fonksiyonunu 3 kez çağırdığımı düşünelim. Normalde ne olacaktır? Bunu çağırdığımızda fonksiyon oluştu. Sayaç hücresi çalışma anı yığınında oluştu. 0 değeri 1 oldu. Ekrana 1 yazdı, kapandı. Tekrar çağırdık. Yeniden sayaç hücresi oluştu. 0 değeri 1 oldu. Sonra ekrana yine 1 yazdı. Yani 3 kez aslında ekrana 1 yazacaktır. Bunu derlediğimizde 3 kez ekrana 1 yazdığını görebilir. Çünkü bunlar bu sayaç değişkeni çalışma anı yanında oluşturulmaktadır. Fakat buraya başına bir statik te terimi getirmek bu e, senaryoyu aşların, aslında baştan aşağı değiştirecektir. Çünkü artık bu statik lokal değişken olmak, olmuştur ve e, saklanacağı bellek bölgesi statik bellek bölgesidir. Bu program çalıştığında bir kez oluşturulur ve e, her burası çağrıldığında aynı yer okunacaktır. Sürekli sürekli bir oluşturma olmayacaktır burada. Fakat buranın tabii ki nedir? Lokal bir değişkendir. Yani bu fonksiyon dışından erişilemez. Ama yaşam süresi programın yaşam süresiyle aynıdır. Ve böyle bir senaryoda tekrar bunu derlediğimde 1, 2, 3 değerleri ekrana gelecektir. Çünkü bu sayaç artık sadece bir kez oluşturuluyor. Statik, lokal değişken olduğu için. Şimdi Java kısmındaki statik örneği vermeye çalışalım. Burada ben bir tane kişi isminde bir sınıf oluşturuyorum. Ve bu kişi sınıfına isim özelliği ekleyeceğim. Ve kişi nesnesi oluşunca isim parametresini alıyor. Bir tane de boş bir e, kurucu fonksiyon yapalım. Yani parametre almayan. Burada da boş bir e, isim oluşacaktır. Bir de toString'i tanımlayacağım. Burada da kişinin ismini string olarak ifade edecektir. Ve buraya yeni bir sınıf oluşturuyorum. Test diyelim. Ve bu test sınıfı içerisinde 3 tane kişi nesnesi oluşturuyorum. 3 tane kişi nesnesi ve aslında bu kişi nesneleri nerede oluşuyor? Hip ve leg bölgesinde çünkü new kelimesi hip ve bölgesinde oluşturulmak için kullanılıyor. Ve Ahmet, Mehmet, Ali şeklinde ee, ve bunların ekrana yazıldığını e, düşünelim. Çalıştırdığımız zaman normal olarak Ahmet, Mehmet, Ali normal beklediğimiz bir şey. Ama bu kişi sınıfın içerisindeki bu string isim alanını e, bir de statik eklersek buraya. Şimdi artık aslında olay baştan aşağı değişti. Niye? Kişi nesnesi oluşurken evet hipte oluşuyor ama isim alanı statik bellek bölgesinde. Dolayısıyla bütün nesneler aynı hücreyi okuyorlar. Yani isterseniz 100 tane kişi nesnesi oluşturun. Hepsinin ismi ortak. Tek bir hücreden okuyorlar. Dolayısıyla ben bunu bu senaryoda çalıştırdığım zaman en son Ali diye oraya atadığımız için bütün kişiler aynı hücreden okuyordu. Artık hepsi Ali'yi okuyacaktır. Ve bu zaten yani aslında istenmeyen bir durum. Bir sınıfın alt alanı statik olması ancak bütün nesnelerde ortak bir şey tanımlayacaksak mümkün olabilir. Yoksa isim gibi aslında her kişi nesnesine özel bir şeyin statik olmaması lazım tabii ki. Ama burada anlatmaya çalıştığımız biz evet burada kişi nesnesini hiple oluştu, hipte oluşturmuşuz nil kelimesi kullanarak. Ama içerisindeki bir statik teriminden dolayı isim alanı statik bellek bölgesinde oluşmuş ve ortak olarak aslında oradan... Okunmakta. Dolayısıyla Java'da da e, statik bellek bölgesinde bir yer oluşturulabilir çünkü Java'da global değişken mantığı yok. O da var ama Java'da statik eleman tanımladığınız zaman e, tabii ki statik bellek bölgesinde oluşacaktır. Şimdi tekrar C diline dönüp e, burada çalışma anı yığınındaki e, bir durumdan daha bahsedelim. Mesela dizi Döndür diye bir fonksiyon yazacağım dizi döndür diye ve burada şöyle bir şey yazdığımızı düşünelim int sayılar dizisi ve burada da eleman olarak 10, 20, 30 elemanları var ve ben bunu bu diziyi döndürmek istiyorum normalde döndürebilir miyim bu türden evet çünkü ilk eleman adresi olarak Tutuluyor zaten. Bu şekilde döndürebilirim. Burada da bu e, fonksiyonu çağırıp işte dönen değeri sonuçta bir adres buna atmak istiyorum. Ve mesela e, ikinci elemanı yani birinci indeksteki elemanı yazdırmak istiyorum. Birinci indeksteki elemanı yazdıracağım. E, ve burada bunu derlediğimiz zaman bir uyarı veriyor. Aslında bu uyarı dikkate alınması gereken bir şey. Lokal bir değişkenin adresi döndürüyorsun diyor. Ee, çalıştırmaya çalışalım. Evet görüldüğü gibi ekranda bir şey yazmayacaktır. Neden bir şey yazmadı? Çünkü burada lokal bir değişken tanımladık. Lokal bir dizi. Ve e, ilk eleman adresini döndürüyorsunuz ama yok, edil yok ediliyor. Dolayısıyla yok edilen bir dizinin ilk eleman adresini döndürüyorsunuz. Aslında burada da bahsetmeye çalıştığı şey o. Diyor ki Lokal bir şeyin adresini döndürüyorsun, yok edilecek dolayısıyla yok edilmiş bir yere de biz ulaşamayız. Yani ilk eleman adresini bana attı ama o adres iade edilmiş bir bir kısım aslında. O zaman böyle bir durumda işte bize ne lazım? Böyle bir şeyde ben dizi döndüremiyorum mesela. İşte bana burada hip bellek bölgesini oluşturacağım. Yani e, yok edilmesi zamanla benim karar vereceğim bir bellek bölgesinde oluşturmam gerekiyor. Dolayısıyla aynı senaryoyu şöyle bir şeye çevirmemiz gerekecek. İşte e, mallok ifadesiyle ben mallokla ne yapıyorum? Hip ve leg bölgesinde yer açıyorum. Ve 3 elemanlıydı. Onun için 3 elemanlı bir dizi oluştur diyorum. E, daha sonra da e, bu değerleri işte burada verebilirim. Mesela bu neydi? 10'du. E, daha sonra şunu kopyalayacak olursak 2 tane daha değer vardı. Burası da işte 1 ve 2. 10, 20 ve 30 şeklindeydi bunu döndürüyorum aynı başka alttan bir şey değiştirmeme gerek yok ve <laughs> tekrar derleyip çalıştırdığımız zaman bu sefer değeri alırız Çünkü hatta şu an mesela biz aslında iade etmemiz gerekiyordu bunu e, kullandıktan sonra işte bu şekilde bunun iade edilmesi lazım Bu nedir P'yi iade etmez çünkü P dediğimiz şey aslında çalışma anı yanında P'nin gösterdiği yer P'nin gösterdiği adres hip bellek bölgesinde. Free P dediğimiz şey de zaten aslında P'nin gösterdiği yeri iade et demektir. Ve dikkat edersiniz bir öncekinde uyarı aldığım ve hatta değerine erişemediğim senaryoda hip bellek bölgesinde oluşturduğum zaman rahat bir şekilde erişebildim. Evet Java'da aslında hip örneğini göstermiştik. Yani burada statiği silecek olursak doğru olanı çünkü statik olmayan şekilde yapmak. Ve bu şekilde çalıştırdığım zaman Ahmet, Mehmet, Ali ve bu nesnelerin hepsi hipte oluşuyor. Java'da hip dışında bir yerde nesne oluşturamazsınız. Mutlaka hipte oluşturulması lazım. Ama bir C++ koduysa bu. C++ dili ise aslında herhangi bir yerde bu üç bellek bölgesinde de nesne oluşturulabilir. Bunu sağlayabilmesinin sebebi nedir? Çünkü pointer desteğinin olmasıdır. Yani referansla referans olmayan şeyi ayırt edebiliyorsunuz bir yıldız karakteriyle. Ama buraya baktığınız zaman şimdi kişi K3 dediğiniz zaman bu bir referans mı yoksa kişi nesnesi içinde mi tutuyor? Böyle bir ayrıma gidemeyiz çünkü pointer diye bir kavram yok. Onun için sadece tek bir şekilde nesne oluşturabiliyor. O da hip bellek bölgesine ve burada K1, K2, K3 dediğim şeyler aslında nesneyi gösteren e, referanslar. Dolayısıyla nesnenin kendisi hipte K1'in içerisinde değil. E, burada aynı senaryoyu burada yazacak olursak. E, bir de iki tane neydi kurucu fonksiyon vardı. Bir tanesi... E, ismi alıyordu ve burada işte ismi atıyoruz. Diğeri de boş bir kurucu fonksiyon ki Java şeyde C++'da bu özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. çünkü kişi K1 dediniz mesela yıldız falan koymanız direkt nesneyi oluşturmaya çalışır, çalışır. Ve eğer siz burada şeyi vermemişseniz illaki parametreli oluşması gerekiyorsa hata verecektir. Mesela burada anonim diyelim hani Evet, bir de hani to string metodu nasıl burada karşılığı olan ekrana yazma ifadesini tanımlayacağım operatörü yeniden tanımlıyorum ve bunun ismini ekran diyelim. Ve burada, evet sadece ekran'a ismi yazıyorduk. Sağ nokta isim ve bunu döndürebiliriz. Evet böyle bir sınıftan bahsediyoruz ve alt tarafta da bir tane main fonksiyonu var. Ve burada aslında bizim şöyle bir şey yazdığımız zaman mesela kişi k2, k3 bakın bu Java'da böyle Java aynısını yazdığın zaman burada sadece referanslar nesne oluşmamıştır. Ama burada nesne oluşur çünkü C++'da referans olabilmesi için Yıldız koymaz lazım, adres olması lazım. Bu nedir? Ee, direkt nesneyi oluşturur ve aslında burada bir tane de bu, burada yazalım k1 diye. Bakın, bu nedir? Bu da statik bellek bölgesi oluşur. Niye global bir değişken? Çünkü statik bellek bölgesinde oluşturur. lokal e, yerde oluştu ve bir tane de hipte oluşturalım. E, i̇şte k4 diyelim. İşte Niv, e, kişi. E, mesela bu da Ahmet olsun. Dolayısıyla 4 tane nesne oluştu ve burada aslında benim K4'ü iade etmem lazım hipte oluştuğu için. Gerisini iade etme yetkim yok aslında. Şimdi burada K1'i yazdıralım diyeyim. Ee, K1 Daha sonra K2'yi yazdıralım. Daha sonra K3 Ve ee, Daha sonra da K4 olsun. Evet tabi burada K1 bunlar pointer değil. Bunlara yanlışlıkla yıldız koyduk. Bunlar senin sadece K4 burada pointer. Diğerleri zaten nesneyi kendi içinde tutuyor. K1, K2 ve K3 nesneyi kendi içerisinde tutuyor. Sadece K4 nesneyi kendi içerisinde tutmuyorsa kendi içerisinde tutuyor sadece bir adres. O adrese gittiğiniz zaman nesne orada aslında. Evet şimdi bunu bir derleyelim. Evet program CPP. G++'da derliyoruz. Bir C++ programı bu. Evet derlenmiş oldu ve e, program cpp'yi gördüğünüz gibi anonim, anonim anonim ve ahmet çünkü bunlar da aslında nesne oluştu ama bu tabii bu kurucu fonksiyonu çağırıyor bunlar ve bu şekilde e, ekrana mesela bunu diğer isimle bir direkt oluşturmak istiyorsak mesela bunu işte Ali diyebiliriz ve e, burada tekrar derleyip çalıştırdığımız zaman Ali anonimanı Anonim, bu sefer K1 içerisinde de Ali oldu çünkü buradaki kurucu fonksiyonu çağırdı. Yani kastetmeye çalıştığımız şey Java'da siz burada işte kişi K4 dediğiniz zaman şu an ortada K4 diye bir nesne yok. Sadece bir referans ve bir nesneyi göstermiyor. Mutlaka hipte oluşması lazım nesnenin. Ama siz burada işte K2 karşılığında burada direkt iki tane nesne. Ama e, Java'daki gibi olmasını istiyorsanız başına yıldız koyarsanız şu an evet hiçbir şey yok. Yani K2, K3 için oluşan bir nesne olmayacaktır. Çünkü bunlar artık bir referansa dönüşmüştür. Hip bellek bölgesini referanssız gösteremezsin. Çünkü isim yok. İsmi olmadığı için mutlaka referansla oran adresini bir yere yazarak erişilebilir. Evet bu videomuzda e, kısaca e, programlama e, programlamada tanımlanan bir değişkenin e, bellekte de nerede saklandığından ve bellek bölgelerinden bahsettik. Bu bellek bölgelerin özelliklerinden bahsettik ve farklı programlama dilleri açısından bakış açılarını vermeye çalıştık. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle.